TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemin sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteniyle yine karşınızdayız. Dilerseniz buyurun bültenimize başlayalım. Değerli izleyenler, ilk olarak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade uzman çavuş Sinan İnak'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırıda Osmaniyeli piyade uzman çavuş Sinan İnak şehit düştü. Şehit Sinan İnak'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Düzici ilçesine bağlı Gümüş köyünde yaşayan anne Hüsnü ile baba Ökkeş İnak'a verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şu açık alanda şuraya şunları kaldırıver ya. Şehit piyade uzman çavuş Sinan İnak'ın Emine İnak'la evli olduğu öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kanişkarum Höyü'nde modern donanımlarla tasarlanan ve bölge halkın hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kanişkarum'da hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi'ni inceledi. Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kanişkarum Höyüğü Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu'ndan merkez hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kültepe'de yapılan arkeolojik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek "Kültepe bizim sevdamız" diye konuştu. Şimdi tabii Kültepe Kanişkarum bizim sevdamız. Burada değerli hocamın başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarını hepimiz biliyor ve takip ediyoruz. Bunun da tabii bir ziyaretçi merkezi ve oradaki yapılan çalışmalarda ne oluyor ne bitiyor. Hem yerinde görmek hem sergideki eserleri böylece paylaşmak. Bir bakıma da eğitim merkezi mantığında üniversitemizden öğrenciler geldiğinde burada onlara imkan vermek suretiyle güzel bir çalışma yapılmış durumda. Hemşehrilerimizi ya da ziyaretçi dostlarımızı buraya bekliyoruz. Burada butik bir ziyaretçi merkeziyle Kültepe Kanişkarum'daki yapılan çalışmalarla ilgili rahatlıkla bilgi edinebilirler. Kültepe Kanişkarum Höyüğü Kazı Başkanı Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Açıkçası yapılan bu şimdiki 3 projeyle birlikte gelişen Kültepe kazılarını açıkçası bütün meslektaşlarımız kıskanıyor. Allah razı olsun. Umarım bunların tamamlanmış halini müzenin ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi'nde beraber görmek mümkün olur, kısmet olur bize. Dediğim gibi Kültepe'nin neredeyse 100 yıldır süren kazıların hayalleri burada gerçekleşmiş oluyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş mecliste sağlıkta yaşanan sorunları sıraladı. Sağlıkta gelinen noktanın 21. yüzyılın Türkiye'si adına utanç verici olduğunu dile getiren Ataş, kanser şüphesi olan bir hastaya ultrason için 26 Ocak 2024 tarihine randevu verilmesini skandal olarak niteledi. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır sloganını kullanan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Erken randevuda hayat kurtarır. İYİ Parti'de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 20 milletvekili tarafından sağlıkta yaşanan sorunların araştırılması, konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulması amacıyla verilen araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, mecliste konuyla ilgili parti grubu adına söz aldı. Eskiden kuyruklar vardı, biz geldik, sağlıkta çağ atladık diyen iktidarın, ülkeyi sağlıkta 40 yıl öncesinin bile gerisine götürdüğünü belirten Ataş, Türkiye'de sağlık sistemi iflas etmek üzeredir dedi. 20 yıldır iktidarda olan AKP'nin en çok övündüğü konuların başında sağlık hizmetleri gelmekteydi. Ancak bugün en çok sorun yaşanan konuların başında yine sağlık hizmetleri gelmektedir. Bugün hastaneye giden her vatandaş sağlık hizmetlerinin sunulmasından şikayetçiyken, sağlık çalışanları da çalışma şartlarından, özlük haklarından şikayetçidir. Bugün hastaların yaşadığı en önemli sorunların başında hastane randevuları gelmektedir.
Hasta olan vatandaşlar önce randevu alabilmek için gece yarısı uyanıp ya bilgisayarın ya da telefonun başında uzun süre mücadele vermekte, randevu almayı başarsa da günlerce hatta haftalarca randevu günü beklemek zorunda kalmaktadır. Bu sırada ne kadar acil de olsa hasta tedaviye ulaşamamakta, hastalıkları ilerlemekte, tedavi süreci daha da zorlaşmaktadır. Ayrıca tanı konulması için elzem olan röntgen, ultrasyon, MR, PET gibi hususlarda ise randevular aylar hatta yıllar sonrasına verilmektedir. Türkiye'nin başkentinde Ankara İbn Sina Hastanesi'nde kanser şüphesi olan bir hastaya ultrasyon için 26 Ocak 2024 tarihine randevu verilmiştir. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır sloganını kullanan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Erken randevu da hayat kurtarır. Bugün hastalara yaşatılan "param varsa özel hastaneye git, yoksa aylarca, yıllarca bekle" mantığının sorumlusu bugünkü AKP iktidarıdır. Bu durumun sorumlusu doktorlara "giderlerse gitsinler" diyen zihniyettir. Bu zihniyet yüzünden son 10 yılda yurt dışına giden doktor sayısı 10 bini geçmiştir. Sadece 2022 yılının ilk 9 ayında 2000 doktor yurt dışına gitmiştir. Ülkemizde kalan doktorların önemli bir kısmı da çalışma koşulları, maaşlarının az olması, şiddete uğramaları yüzünden istifa ederek özel hastanelere geçmişlerdir. Sağlık Bakanlığı'nın bu duruma karşı tedbiri ne biliyor musunuz? Göç eden, istifa eden nitelikli, tecrübeli doktorlarımızın yerine Türkçe konuşmakta dahi zorluk çeken, tıp fakültelerine sınavsız giren Suriyeli doktorlarla doldurmaya çalışmak, doktorlara 5 dakikada bir hasta randevusu vermek, 5 dakikada doktordan hastaya tanı koymasını, tedavi etmesini beklemek, işte ülkeyi sağlıkta çağ atlattığını söyleyen AKP'nin sağlık politikası budur. İYİ Parti'ye katıldığı haberleriyle gündeme gelen iş insanı Sedat Kılınç haberin merkezinde konuştu. Kılınç, İYİ Parti'nin sorunları çözeceğine ve bu ülkeye çok katkısı olacağını düşündüğüm için katıldım dedi. Ekonomide yaşanan sıkıntıların ardından yaptığı eleştirilerle gündeme gelen iş insanı Sedat Kılınç, MHP'den ve Koca Sinan Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmişti. Kılınç, İYİ Parti'ye katıldı. Sedat Kılınç'a parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezinde taktı. Kılınç, Akşener'e günün anısına kılıç da hediye etti. Sedat Kılınç, haberin merkezinde İYİ Parti sürecini aktardı. Kılınç, İYİ Parti'nin sorunları çözeceğine ve bu ülkeye katkısı olacağını düşündüğüm için katıldım dedi. Her şey iyi olacak diyorum. Sloganımız bu. Şimdi şöyle, tabii bizim bir istifa sürecimiz oldu. Evet. 8 ay önce partimden istifa etmiştim. Bu ayın 7'sinde de, yani 7 Kasım'da da meclis üyeliğinden istifa ettim. Bu süreçte, o 8 aylık süreçte pek siyasetle iç içe olmayı düşünmüyordum aslında. Ama ülkemizin geldiği durum, ekonomide ve birçok alanda, hukukta, adalette, birçok alandaki bu sıkıntılar, bizim de bu noktada bir katkı sağlamamız gerektiğini düşündürdü bana. Ve böylelikle tekrar siyasi noktada da inandığım, güvendiğim, ülkeye faydası olacağını düşündüğüm bir partiyle yol almak istedim. Bu noktada da teklifler oldu. Birçok partiden de istifa sürecinden sonra teklifler oldu ama biz İYİ Parti'nin ülkeye çok katkısı olacağını ve ülkedeki bu bahsettiğimiz sorunları çözeceğine inandığımız için Sayın Meral Akşener'e, Genel Başkanımıza ve ekibine, Genel Başkan Yardımcılarımıza güvendiğimiz için böyle bir yola çıktık. Kılınç, özgür düşünce ve düşüncelerini özgürce söyleme vurgusu da yaptı. Kaygımız bu, ülkemiz, geleceğimizin çocukları, gençleri iyi bir ülkede yaşasın. Özgürce konuşabileceği, düşüncelerini rahatlıkla anlatabileceği, ekonomik olarak daha rahat olabileceği, en azından geçimini sağlayabileceği, geçim kaygısı düşünmeyeceği bir ülke için çalışacağız. Evet değerli izleyenler,
TÜRKONFET, TÜSİAD Anadolu buluşmalarının üçüncüsü Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TÜRKONFET Başkanı Süleyman Sönmez, en zayıf büyüme oranıyla karşı karşıya izledi. Enflasyon kaynaklı fiktif karlar ve bu karlar üzerinde... TÜRKONFET, TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen Anadolu buluşmalarının üçüncüsü Kayseri'de gerçekleştirildi. Onurlu yaşam hakkını kurumsallaştırılmış ve garanti altına alınmış. Özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya TÜRKONFET ve TÜSİAD yöneticileri, Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan TÜRKONFET Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, ekonomideki en büyük sorunun enflasyon olduğunu ve en zayıf büyüme oranıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Küresel ekonomi beklenenden daha keskin ve tabana yayılmış bir yavaşlama yaşıyor. 2021'de %6 olan küresel büyümenin bu yıl %3.2'ye, 2023'te %2.7'ye yavaşlayacağı tahmin ediliyor. 2001'den bu yana görülen en zayıf büyüme tablosuyla karşı karşıyayız. Ve yüksek enflasyon tehdidi son 15-20 yılda görülenden daha yüksek. Yaşam maliyeti krizi, sıkılaşmış mali koşullar, gelir dağılımı dengesizlikleri ve savaşlar, yani katı olan her şeyin bulanıklaştığı çok katmanlı bir kriz ikliminin içindeyiz. Artan enflasyona karşı düşük politika faizi ve cari açığa karşı ihracata dayalı büyüme modeliyle yanıt verilen bu anlayış ne yazık ki gerekçelerinde ifade edildiği gibi çarkların dönmesine ve istihdamın sürekliliğine katkı sağlamaktan çok uzak görünüyor. 46 kentten 304 iş insanının katılımıyla yaptığımız araştırmada ekonomideki en önemli sorunun %80 ile yüksek enflasyon olduğunu gösteriyor. Yüksek faiz ve finansmana erişimle girdi maliyetlerindeki yüksek artış da hemen arkasından geliyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yönetimini belediyede ağırlayan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin ticaret ve ekonomisi için işbirliği içinde uyumla çalışacaklarını söyledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve beraberindeki yöneticiler ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Palancıoğlu'na misafirperverliğinden, Kayseri ticareti ve ekonomi hayatına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sizlerin de bize karşı bakışınız, pozitif yaklaşımınız ve şehir içinde can siparişine çalışmanıza da şahidiz. Allah sizden razı olsun. İnşallah daha güzel hizmetler yapmayı da Rabbim nasip etsin. Kabul ettiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Kayseri'nin hem üretim hem de ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu da, şehrimizin ekonomisi ve ticaretinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Uyum içerisinde elimizden ne geliyorsa yapacağız dedi. Kayseri'de hacminin büyümesi için biz de elimizden gelen ne varsa inşallah destek vereceğiz. Sizlere de başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Allah. Koca Sinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı 4 litre atık yağ temizlik seti hediye uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçiren Koca Sinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyayla evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara her 4 litre atık yağ temizlik seti hediye ediliyor. Koca Sinan Belediyesi Bakanlık lisanslı Habitat Geri Dönüşüm Şirketi işbirliğiyle bitkisel yağları evlerden teslim alıyor. Habitat ekibi tarafından toplanan atık yağlarsa geri dönüşüm tesislerinde biyodizele dönüştürülüyor. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar geri dönüşüm için Koca Sinan Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Güzel buluyorum tabii ki, teşekkür ediyorum. Keşke bütün belediyeler bunu yapsa. Bazı mahallelerde veya şehirlerde ben duyuyorum, geri dönüşüm olayı yok. Elbette ki bu dünya sadece bizim değil, gelecekte de çocuklarımıza emanet kalacak. O yüzden
Bu uygulamalar çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şaşırdım. Şaşırdım. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum hediyeniz için. Geliyorum. Hoca Sinan Belediyesi ile beraber ortak iş yaparak bitkisel atık yağlarınızı evlerinizden teslim alıyoruz efendim. Belediyemize müracaat etmişsiniz evinizde atık yağ olduğuna dair. Atık yağınızı teslim almaya geldim. Tabii ki ben siz gelmeden hatırladım. Bu da belediyemizin promosyon olarak belirlemiş olduğu ürünlerimiz efendim. Çok teşekkür ederim. Güle güle günlerde kullanın efendim. Çok teşekkür ederim. Ve bu bitkisel atık yağlar gerçekten hem çevremiz hem de doğamız için çok sıkıntılı bir atık olarak görülüyor. Çünkü bitkisel atık yağların tehlikeli olmasının sebebi 1 litre atık yağ 1 milyon litre atık suyu kullanılmaz hale getiriyor. Öte yandan Koca Sinan Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak ve atık yağları teslim etmek isteyen vatandaşların 0352 222 7000 nolu çözüm merkezini aramaları yeterli olacağı belirtildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve hem gençlerle kitap okuma alışkanlıklarını artırmak hem de müzakere yeteneklerini geliştirmek amacıyla her ay düzenlenen Gençlerle Kitap Sohbetleri programının genç okurlarla Kasım ayı buluşması gerçekleşti. Gençler başta olmak üzere her yaştan okurun katıldığı kitap sohbetlerinde bu ay 6 kitap birden ele alındı. Talas'ta kitap sohbetleri devam etti. Bu ayki sohbette Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları kitabı başta olmak üzere İskender Pala'nın kaleminden İki Dirhem Bir Çekirdek, Ayşe Sasa'nın Bir Ruh Macerası, Beşir Ayvazoğlu'nun Aşk Estetiği, İbni Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı ve Nurettin Topçu'nun Varoluş Felsefesi, Hareket Felsefesi kitapları değerlendirildi. 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ndeki programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra eğitimci yazar Mehmet Karataş, eğitimci yazar Mehmet Torun ve eğitimci yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. 1922 yılında Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak tayin olmuş bir öğretmenin 3 ayda Niğde'nin Ulukış, 3 günde Niğde'nin Ulukışta ilçesinden buraya kadar 3 günde yaylı arabayla gelişinin hikayesi. Kayseri'ye gelen Faruk Nafiz Çamlıbel bu Han Duvarları şiirini yaptı. Peki Faruk Nafiz Çamlıbel nerede, ne zaman doğdu? İstanbul'da doğdu, 1898'de. İstanbul'da okudu. Kendisi İstanbul beyefendisi bir adam. Buraya Kayseri'ye tekrar ediyorum, tayine çıktığında 1922'de bu şiirini yazdı. Ama milli mücadelede de çok emeği geçti. Behçet Kemal Çağlar, daha sonra bildiğimiz önemli şairimiz Behçet Kemal Çağlar, Kayseri Lisesi'nde kendisinin Faruk Nafiz Çamlıbel'in öğrencisi oldu. Daha sonra epey bir şiiri var. Çoban Çeşmesi, Suda Hakikatler vesaire. Konuşmacılardan Mehmet Karataş, Nurettin Topçu'nun Varoluş Felsefesi kitabını, eğitimci yazar Uğur Baş, İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdek kitabını, eğitimci yazar Mehmet Torun da Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden Aşk Estedi kitabını ele aldı. Çizmek istedim. Nurettin Topçu 1909 1975 yılları arasında yaşamış, ülkemizin son dönemlerdeki yazar, filozof, düşünür, felsefecilerinden bir tanesi. Nurettin Topçu'nun en önemli özelliği hem Osmanlı'nın son dönemine yetişmiş olması. Program sonunda katılımcılara tahlili yapılan kitaplardan hediye edildi. Kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Talas Belediyesi yine farklı bir etkinliğe imza atıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın özel davetiyle şehre gelecek Jandarma Genel Komutanlığı bandosu Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatacak. Birbirinden özel konserlerle şimdiye kadar birçok farklı şehirde konser vererek dinleyicilerin milli ve manevi duygularını kabartan Jandarma Genel Komutanlığı bandosu bu kez 24 Kasım Perşembe günü Talas'ta sahne alacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde seslendirdiği Kerkük Zindanı türküsüyle yüreklere dokunan Jandarma Assubay Büşra Bilge Demir'in de aralarında bulunduğu bando, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da sahne alacak.
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen bu özel anlamlı konsere başta öğretmenler olmak üzere bütün Kayserililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Sonbaharın son günlerinde soğuk hava kendini iyice hissettiriyor değerli izleyenler. Soğuktan korunmada ilk aşama olarak kılık kıyafetler içerisinde hazırlıklar başladı. Esnaflar kışlık kıyafet satışlarını sürdürürken kış mevsiminin artık geç gelmesi satışları etkiliyor. Bu yıl kışlık kıyafet fiyatları ise %30-40 bandında zamlandı. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla beraber kışlık kıyafetler dolaplardan çıktı. Yeni kıyafetlerse mağaza reyonlarında yerini aldı. Neyi var? Sıradın. Mağazacılıktan şu an tam kış gelmemesine rağmen yavaş yavaş mağazadaki mont gruplarımız yerini almaya başladı. Ve bu kar yağdıktan sonra illaki biraz daha sıklaşacak, biraz daha değişecektir. Ama biz şu an mağaza olaraktan gelen müşterimize hazırlığımızı tam şekil olarak sunuyoruz. Artık kış mevsiminin daha geç gelmesiyle esnaflar mağazalarında dönem dönem kıyafet bulunduruyor. Bu yıl içinde kıyafet modelleri yine göz kamaştırıcı. Her zamanki sattığımız gibi kuştu şişme montlarımız, tabii ki kadife montlarımız. Bu şekilde iç tüylü kot ceket gruplarımız, akabinde yine desenli şişme montlarımız, yine kadife kollar deri montlarımız, yine kaputene dediğimiz içi yine dolgulu montlarımız, napa süet mallarımız, deri gruplarımız, akabinde de kışın biraz daha kar yağdıktan sonra kaşe kabanlarımız dediğimiz kabanlar, yünlü ürünler onlar gelir. Müşteri talebine göre de seyri değişir tabii ki. Esnaf Mustafa Kahraman, kışlık kıyafetler hakkında bilgiler verdi. Kaşe modellerinin henüz gelmediğini söyleyen Kahraman, kış sezonundan umutlu. Tabii ki şu anda tam kış ve kar yağmadığı için Kayserimizde çok yoğun, çok ağır, çok böyle hani insan yoracak montlar şu an için rafta bekliyor. Tabii ki bu kar yağdıktan sonra değişecektir. Lakin millet üşüdükten sonra biraz daha kendini sıcak tutacak ürünleri tercih edeceğini sanıyorum. Şu anda Kayserimizde sabahları ve akşamları hava soğuk olduğu için artık yavaş yavaş yazlıklar raflara kaldırılıp kışlıklara dönüyor. Uzun kollu sivitler, hırka grupları, ceket grupları, yelek grupları şu anda talepler bu şekilde devam ediyor. Kıyafet fiyatları da geçen yıla oranla %30-%40 oranında zamlandı. En uygun kışlık mont 700 liradan başlıyor. Mont gruplarımızda geçen seneye nazaran biliyorsunuz ülkemizdeki ekonomik şartlarından dolayı %30-%40 bandında bir zam var. Şu andaki bizdeki ürünlerimizin en taban fiyatımız 700, en yüksek fiyatımız da 1200 bandında değişiyor. Kazak gruplarımızda yine akabinde onlarda da zam var. 350 ile 500 arasında sivit ve orijinal triko dediğimiz gruplar o şekilde. Polar gruplarımızda yine aynı şekilde 300 ile 400 arası değişiyor. Fermuarlı sivit gruplarımızda yine aynı şekilde kazak gibi 300 ila 400 arası değişiyor. Kot pantolonlarda 350'den başlıyor 700 TL'ye kadar kot pantolon gruplarımız var. Peki kaşe kabanlar gelecek değil mi? Aynen her ayın başında bizde ürün yenileme dediğimiz ürünler gelecek. Büyük bir ihtimal Allah'tan mani çıkmazsa önümüzdeki ay gibi kar yağışı beklendiği için biz de önümüzdeki ayda itibaren kaşe kaban, kaşe yelek, kaşe ceket bunlar rafta yerini alacaktır. Kaşe kabanlar da biliyorsunuz yine aynı şekilde zamlı bir şekilde gelecektir. Ortalaması 1000 ile 1800 TL arasında değişecek kaşe kabanlarımız. Meyve ve sebze pazarı bu hafta Sahabi Mahallesi'nde kuruldu. Çeşitli meyve ve sebzeler tezgahları süsledi. Hem vatandaş hem esnaf fiyatların normal olduğunu görüşünde, fiyatları en yüksek ürünler arasında mandalina ve biber yer alıyor. Her gün Kayseri'nin farklı bir mahallesinde kurulan sebze ve meyve pazarı bu kez Sahabiye Mahallesi'nde kuruldu. Kış sebze ve meyveleri tezgahlarda yerini aldı. Pazar esnafı mevsim şartlarına göre havaların iyi olmasının fiyatlara olumlu etki ettiğini söyledi. Esnaflar satışlardan da oldukça memnun. Satışlarımız iyi, çok şükür Allah'ın verdiğine bin şükür iyi. Havalar iyi gittiği müddetçe havada, pazarda yerler işlerimiz iyi. Pazar. Ne satılıyor en çok? En çok elma, portakal, mandalina onlar satılıyor. Öyle mi? Evet. Vatandaş meyve tüketiyor daha çok. Meyve tüketiyor. Hastalanmamak için meyve tüketiyor. Satışlardan memnunsunuz. Çok memnunum. Allah'ın verdiğine çok şükür. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok düşük bizde. Fiyatları çekebilirsiniz. Neden düştü fiyatlar? İhracat yok herhalde. Ondan dolayı düşmüştür.
Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarsa fiyatların uygun olduğunu belirtti. Vatandaşlar özellikle önceki aylara göre fiyatların düştüğünü kaydetti. Fena değil, olması gereken rakamlar diye düşünüyorum. Gayet güzel. Tabii ki normal mevsimin meyve ve sebzelerinin fiyatı normal diye düşünüyorum. Normal yapıyoruz yani, ihtiyaç olan neyse onu alıyoruz, şu anda sorun yok. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz yani. Evet, evet. Peki. Bu hafta pahalı biraz daha. Allah hayırlısını versin. Bir 2-3 ay öncesine göre biraz daha normal gibi duruyor ya. Ama yani yüksek olan kısımlar var. 3-4 ay öncesine göre biraz daha iyi gibi duruyor. Öyle mi? Evet. Daha da normalleşmiş yani. Biraz yani. Biraz daha normalleşmiş. Nasıl yapıyorsunuz alışverişinizi? İstediğiniz gibi her ürünü alabiliyor musunuz? Alabiliyorum normal. Şu an için alıyorum ya. Yani. İyi valla. Dışarı bakarak pazar iyi. Öyle mi? Aynen. Normalleşmiş mi biraz daha? Biraz daha. Kış mevsiminden ötürü mü acaba? Onu bilemem. Valla yazın da aynıydı. Şimdi daha iyi. Uygunlaşmış. Aynen. Pazarda sebze ve meyve fiyatları ise şöyle. Amas elma 7,5. Golden elma 6,5. Nar 10 milyon lira. Domates 12 milyon lira. Biberler 13 lira. Mandalina? Mandalina 8,5. Ayva var mı? Ayva da 7,5-10 lira arası. Peki. Zamsam şampiyonu şu anda mandalin. Bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu hem güvenlik hem de ekonomik açıdan yerli sosyal medya platformlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Topuzoğlu sadece bir yazılım geliştirerek sosyal medya platformunu yapmak yeterli değildir. Bunun devlet eliyle yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve tavsiye edilmesi gerekiyor dedi. Sosyal medya platformu Twitter, mavi tik için para talep etmeye hazırlanıyor. Bu talep tartışılırken bilişim uzmanı Hakan Topuzoğlu'ndan açıklama geldi. Topuzoğlu, sosyal medya platformlarına ve arama motorlarına milyonlarca dolar para yatırıldığını hatırlatarak yerli ve milli sosyal platformlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Biliyorsunuz şu anda gerçekten milyarlarca dolar Facebook, Instagram gibi platformlara reklam ücreti olarak ya da arama motorlarına reklam ücreti olarak gitmekte. Bu çok büyük bir kayıp. Aslında bu bir vesiledir diye düşünüyorum. En azından Twitter'ın böyle bir talebinden sonra yerli ve milli ulusal sosyal medya platformuna olan ihtiyacın daha çok arttığını ve bunun da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Aslında şöyle, biz geçmişte de bu tarz yazılımlar geliştirdik. Hatta bizden daha yapabilecek arkadaşlar da var ülkemizde. Buna tüm kalbimize inanıyoruz. Ama sadece bir yazılımı geliştirmek, sosyal medya platformunu yazmak yeterli değil. Bunun devlet eliyle yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve tavsiye edilmesi gerekiyor. Bu konuda da yetkilere bir çağrı yapmak istiyorum. Aynı şekilde örneğin Alibaba gibi platformlar üzerinden satış yapmak için bakanlıklarımız destek veriyorlar, ihracatı artırmak için. Neden bunun yerine biz kendimiz böyle bir platform oluşturmuyoruz, bir pazar yeri oluşturmuyoruz? Ya da lojistik merkezleri kurarak bu kargo ve navlun bedellerinden kurtarıp ihracatın artmasını sağlamıyoruz diye çağrıda bulunuyorduk. Aslında bugün belki 20 yıl sonra ama tam zamanı geldiğini düşünüyorum. İşin iki boyutu var. Ben ilk olarak ekonomik boyutuna değinmiş oldum ama bir de güvenlik boyutu var. Yarın gerçekten de herhangi bir karar alsalar ve deseler ki biz işte bu platformları kapattık. Bu durumda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanacak ve bizim tüm bilgilerimize ulaşılabiliyor. Ben geçmişte de söylemiştim. Neden resmi kurumlarımız, mesela okullar tatil olacağı zaman bunu Twitter üzerinden duyuruyorlar? Bunun yerine kendi sitelerine ya da kendi sosyal medya platformlarından duyurması çok daha isabetli olacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ eğitim alanında yaptığı yeniliklerinden biri olan KPSS lisans hazırlık kurslarına yoğun katılım devam ediyor. Sınava hazırlanan gençler açılan KPSS lisans hazırlık kurslarından çok memnun olduklarını ifade ettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki eğitim ve kurslarda markalaşmış birimi olan KAYMEK, kurs ve eğitmenleriyle binlerce Kayseriliye dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KAYMEK'in yoğun istek üzerine açılan kamu personeli seçme sınavı KPSS lisans hazırlık kurslarına yoğun katılım olurken, sınava hazırlanan gençler KPSS lisans hazırlık kurslarından çok memnun olduklarını dile getirdiler. İsmim Nadire, soyadım Uğurlu. KPSS kursu için buradayız.
Birbirinden donanımlı hocalarımız var. Onların bilgilerinden faydalanıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu ücretsiz kurs gerçekten bizi çok mutlu etti. Burak Yağanoğlu. Buraya geldiğimizde bayağı iyi oldu. Hem hoca alıştığında verimli oldu bizim için de. Yani tabii daha yeni başladık kurs ama verimli olacağını da düşünüyorum açıkçası. Herkes kursa gidemiyor para verip de ücret ödeyemiyor. Yani açıkçası bizim için de çok iyi oldu. Ben Gül Özürek. Daha öncesinde KPSS'ye kendim çalışıyordum hep. Hocalarla hiç çalışmamıştım. Benim için çok avantaj oldu. İnşallah bu yıl hocalarım da sağ olsun. Onların desteğiyle benim çabamla atanmayı düşünüyorum. Teşekkür ederim Kaymaki. Ben Zeynep Aslan. Özel bir sektörde çalışıyorum. Gündüzleri çalıştığım için de akşamları böyle bir imkan sunduğu için belediyemize teşekkür ediyorum. Özellikle de Kaymaki ekibine. Değerli izleyenler, reklam arasının ardından spor bülteniyle yeniden devam ediyoruz. Haberimizi okuyacak olursak. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Benim artık elimden bir şey gelmiyor diyerek istifa sinyali vermesinin ardından günler geçmesine rağmen istifa etmemesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Kayseri Spor'da istifa bilmecesi devam ediyor. Kayseri Spor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Konya Spor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti. Bizlerin, Ali Başkan'ın herkesin gayretiyle bir yerlere gelmeye çalıştık. Biliyorsunuz 3 yıl önce çok zor bir durumdayken kulübe başkan olmuştum. Büyük badire atlatarak layık olduğu yerde, Kayseri Spor layık olduğu yerde ligde tuttuk. 3 yıldır inanılmaz mücadeleler verdim. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayseri Spor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Benim artık elimden bir şey gelmiyor diyerek istifa sinyalini vermesinin ardından günler geçmesine rağmen istifa etmemesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu. İddialara göre kulübe 20 milyon dolar verdiği söylenen Gözbaşı'nın kendimi bitirme noktasına geldim, varımı yoğumu verdim şeklindeki konuşmaları ise ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü akıllara getirdi. Bu sene gelinen nokta burada. Fakat benim artık hem kendi işim hem kendi ailem ve siz de biliyorsunuz, kamuoyundan da duyuyorsunuz, artık kendimi yok etme noktasına geldim. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Bu 45 günlük arada mutlaka bu kulübe, bu şehrin sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta hem derneğimiz hem futbol AŞ'miz var. Bu futbolun, yani Dünya Kupası'nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm olacaksa bunun konuşulması, bir karara varılması gerekiyor. Evet, bu haberde de bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyor. Hepinize mutlu, huzurlu ve her şeyden ötesi sağlıklı bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.